Derya. Hoş geldiniz Zuhal Hanım. Buyurun lütfen. Ört istersen kapıyı. Tabii, buyurun. Tabii alayım ceketinizi hemen Zuhal Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şık olmuşsun. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurayım, buyurayım. Ali ne haber? Ne yaptınız? Kendim taktım. Ay merhabalar, nasılsınız canlarım ciğerlerim? İki gözümün çiçeği, sevgili seyircilerim. İnşallah iyisinizdir. Bugün de geldim. Efendim teşrif ettik. Bugün Derya'nın gününe. Evet, Zuhal bitirdin. Aa, yetiştiremedin herhalde. Hiç yemek yapa, hiç başlamadan bitirmiş. Çok çabuk Zuhal pes etmişsin. Hanım, aksine her şeyim dört dörtlük. Masam gördüğünüz gibi yemeklerim pişti, Ali geleyim hazır. Mi? Buyurun. Gel Ali, sen de gel. Çünkü bu mutra... Aa, ya, güzel hanımlar, hoş geldin. Evet, geldi. Yetiş Ali, yetiş. Ali kamerayı tut. Ali şu mutfağa çek. Vallahi kadın temiz çalışmış. Gayet güzel çalışmışsın. Evet Zuhal Hanım. Aa, bir şey söyleyeceğim. O çiçek ne? O ne orada? O çiçeği bilmiyorum Zuhal Hanım ama. Çıkarsana Allah aşkına. Deneyle mi? Bu önüm çiçek. Versene onu bana. Dur Allah aşkına. Arkadaşlar bu ne? Bu ne bu? Ne bu? O benim çiçeğim Zuhal Hanım. Ben yetiştiriyorum onu. Peki ben buna niye hiç şaşırmadım acaba? Gürbüz'ün çiçeği de ancak böyle. Evet, benim çiçeğim de burada Zuhal Hanım. Seninki tamam. Evet Zuhal Hanım, benimki de burada. Sizin ne bu? Maydanoz mu? Nane Zuhal Hanım, taze taze getirdi. Gürbüz'ün naneler. Hadi Allah kahretmesin, hadi oturayım yeter. Alın onu oradan, alın o şeyi oradan. Çiçek güzeldir. Çiçek, doğa, tabiat severiz. Ne çiçeği o, adı ne? İlk defa böyle bir şey gördüm. Gürbüz çiçeği Zuhal Hanım. Gürbüz çiçeği. Çok güzel. Evet, yarışma. Allah aşkına al. Yarışmacı al. Kusura bakma, seni de yordum. Al yarışmacılar al. Allah kahretmesin. Yarışmacılar, tamam, yarışmacı hemen, al. Çabuk hemen. Al. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Hoş bulduk. Buyurun Selma Hanım. Hümetcan Bey buyurun. Merhabalar. Duygu Hanım hoş geldin. Şükür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Selma merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Ay, tatlı kadın. Merhaba, hoş geldin Hümetcan. Merhaba Duygu. Yine çok hoşsun. Merhaba, üşüdün. Dışarı soğuk. Soğuk, soğuk. Evet. Gel gel. Evet, hoş geldiniz bugün de. Hoş bulduk. Villamıza, masamıza ve Derya'nın yarışmasına. Aa, bu kırsakların ne işi var burada? Selma Hanımcığım, bir farkındalık yaratmak istedim. Daha size özel bir masa hazırlamak neyin istedim. Neyin farkına varalım? Bunun için hazırladım. Yani tamam, farkına varalım. Ne kadar güzel olmuş. Ne kadar güzel olmuş. Farkına varalım ama atlarına neyin farkına varacağız ki? Bu benim özel masamdır. Ne mesela vermek istediniz? Keşke bir çiçek olaydı. Kocası at yetiştiricisi, evet. Unuttuk galiba. Yani, ama buraya bir çiçek olaydı. Bu masada ne işi var? Söyleyince de şey oluyor. Küçük bir midilli falan. Her şeyi konuşuyor oluyorum. Bir çiçek olsa isterdik yani burada ama kendi adıma değil, bir çiçek olsa isterdik. Beyefendinin adı neydi? Selma Hanım, Murat. Murat. Aa, Selma efendim. Hanım, eğer masamda çiçek Murat. Vermek istiyorsanız evet. Eşinize söyleyin, akşam size çiçek alsın. Eşim burada değil mi? Murat, ben misafirim. Ne yapıyorsun burada. Ama parmağını gösteriyorsun. Murat Bey'in bana hediyesi Zuhal Hanım. Murat, evet, Gürbüz'e yüzük mü hediye etti? Evet Zuhal Hanım. Şöyle vereyim bakın isterseniz. Yüksük parmağına bakayım. Evet. Niye böyle bir şey? Yalnız çok güzel, bakabilir miyim? Tabii Zuhal Hanım. Can I see? Buyurun. Ay burada da at var. Evet. Ama Gürbüz'e verebilecek en güzel hediye bence. At kafası mı? Hanımefendi, rica ederim. koptuk gideriz. Nasıl da bağlanacağız bilmiyorum. Sizden evvel bir badire atlattım ben burada zaten. Şimdi de bunu atlatamayacağım. Alcığım güle güle kullan. Evet. Zuhal Hanım, atlardan ziyade at. Bu bardak altı peki? Çay bardak altı. Mumları koydu. Evet. Çay bardak altlığı mı? Evet, aslında o amaçla da kullanılmıyor Zuhal Hanım. Çay bardak altını koymuş mumun altına. Evet öyle olmuş. Zorunuz ne yani onun? Nasıl senin zorun ne? Zorun ne yani onun? Şey Polyana bizim de döndünüz mü özünüze? Bu çay altlığı olması ya da... Döndünüz galiba özünüzde. Hayır hayır, siz zorunuz ne yani? Zorumuz bizim yani yorum yapmak. Mecburi yorum yapacağız. Siz hemen şu an belli ettiniz kendinizi. Yok, en baştan beri belliydim. Sizin gibi şovlar peşinde değildim. Hayır, şov peşinde değilim. Yemeklerinizi yiyeceksiniz. Peki, ikili tartışmalara girmeyelim. Masayla ilgili yorum yapalım. Zuhal Hanım biraz bardak altı beni rahatsız etti ve ortadaki obje de aynı şekilde. Onun dışında tabakları ve alta koyduğu da hoşuma gitti. Ortadaki runner'ı da hoşuma gitti. Onlar uyumlu diyorsun. Evet. Peki, Şükrü. Atın reklamını yapmaya gelmiş herhalde.
eşi atlayıp... Atın reklamını mı? Atın reklamını nasıl yapacağım Şükrü yani Bey? Yani atı koyduğunuza göre bir reklamı olacak. Ne katana, alakası var katana. Şükrü Bey ya? Bu atla gidecek misiniz? İngilizce ne yapacaksınız? İngilizce araba atları bizim var. Programımızda. Şükrü Bey lütfen. Eşiniz hastalayın. Atlarla uğraştığı için eşinizin reklamını yani yapmaya geldiniz herhalde. Size bir güzellik katın. Güzellik çiçek görmek için. Yani işinin reklamı yani nasıl yapılabilir? Ben nasıl yapabilirim evet. Yani çiçek görmek istiyorduk, at görüyoruz. Yani illa da bir şey söylemek istiyorsunuz ya, söyleyin hadi buyurun. Şükrü Bey. Peki, Selma da beğenmedi. Ya yani. Ben de atlara yani atları zaten korkuyorum, canlısından da korkuyorum atların ama şu anda beni gerçekten rahatsız etti. Yani bunun ne işi var? Mumtaba arkadaşla da katılıyorum. Tam da sana bakıyor atlar. Tam da bana bakıyorlar vallahi. Geçenlerde de bir yarışmacımıza papağanlı şey bakıyordu, limonluk. Guygu. Beni atlar oldukça rahatsız etti zaten. Allah Allah. Üç gün boyunca kocasının pazarlamasını yaptı burada. Şimdi de bu karşımıza atların anıtını mı koymak istediniz? Ne bu Duygu Hanım iyi misiniz? Evet yani? Anıt gibi gayet duruyor. İyiyim. Siz herhalde dün akşam yeterince uyumadınız. Bir hafızanızı toparlayamadan geldiniz herhalde. Ha, peki artık çorbalara geçelim. Patates çorbası evet, değil mi? Kruton eşliğinde. Evet. Galiba baharatlı krutondu. Evet baharatlı peki. Kruton. Masa düzeni yeterliydi. Sadece at koymuştu obje olarak. O ne manaydı anlamadım. Masa düzeni at olmasa daha iyiydi. Keşke başka bir obje koysaydı oraya. Çiçek falan başka bir şey koysaydı. At ne alaka yani. Onu beğenmedim ama genel olarak diğeri güzeldi. Masa düzeni masada at görmeyi istemiyorduk. Bir çiçek görmek istiyorduk. Masa düzeni bana göre güzel değildi. Duygu dünden hazır laf açılmışken date'in nasıl geçti çok şekerim? Çok güzel geçti Zuhal Hanım. Çok mutluyum. Aa, ne güzel. Evet devamının geleceğini bile düşünüyorum. İnşallah. Gelecek vaat ediyor mu beyefendi? Burada yiyemediğim güzel yemekleri akşam date'de yedim. Duygucuğum ağzın koktu mu peki? O kokuyu bastırabildin mi? Kesinlikle ağzına. Burada iyi ki soğanı yememişim de yani rahat güzel bir buluşma geçirebildim bu sayede. Ama sen soğanı yesen diye mesela pek bir şey ifade etmeyecek. Güzel bir İtalyan restoranına gittik. Dur bakayım neye gittiniz? İtalyan restoranına gittik. Ne yedin? Osobuco yedim. Osobuco. Evet. Bir patates risotto. Patates püresi eşliğinde. Peki osobuco nasıl bir et? De... Sorabilir miyim? Tabii etçimiz ki. Etçimiz var burada. Yani kemikli ve delikli bir et. Kemikli delikli. Evet. Evet. Kemikli delikli bir et. Siz belki bilmezsiniz ama. Hayvan neresinden yapılıyor? Hayvanın neresinden mi yapılıyor? Bunu siz söyleyin isterseniz aydınlatmış olursunuz. Hayvan incik kemiğinden yapılıyor. Osobuco incik. Kasap olduğunuz için bu kadarını da bilin bir zahmet. Ama osobuco'nun nasıl bir et olduğunu bildiniz. Masada ben yediğim şeyi her zaman bilirim. Daha önce de söylemiştim. Yemek bilgim bence hepinizden daha yüksek. Hepinizden daha fazla onu gününüzde göreceğiz. Kesinlikle göreceğiz. Duygu Hanım yemek bilginize paylaşımlarınızdan gördüm zaten. Erkek İnstagram'ınızı arkadaşım. Biraz stokladım da. Zaten herhangi bir şekilde. Evet, Derya Hanım da siz zaten sayfamdan çıkmıyorsunuz Ümitcan Bey. Herhangi daha fazla bir şekilde yediğiniz yemeklerin bir paylaşımı yoktu. Sadece boy boy masada çekindiğiniz fotoğraflar bu şekilde. Sen demek ki bakmasını bilmemişsin. Daha detaylı yok, bakarsan detaylı görürsün. Detaylı bir şekilde baktım ve biraz kirpiklerinize de şu an bakıyorum. Doğal kirpiklerinize. Bence doğal olduğunu savunmayın. Duygu Hanım, isterseniz kamera yakından çekebilir. Duygu Hanım, makyajdan baktan yemek yapacağını zannetmiyorum. Görürsünüz o zaman kamera benim günümde görüşürüz. Kamera yakından çekebilir. Çekerler, ufuk çek. Yakından çeksin, çek takma yani. Kirpiğe sahip, zup. Doğal olduğunu söylüyor ama... Dün de neden diyeceksiniz? Çünkü Ümitcan make-up artist. Bugün daha yakından baktım kendisine, kirpiklerine. Yani biraz daha maalesef. Kendisini geliştirmesi gerekecek o zaman alanında. Niye yalan söylüyorsun Oğuz? Doğan Hanım isterseniz bir gözlerini kapatabilir misin? Şu an gözlerimi kapatmak istemiyorum. Senin gözlerini kapatırsam doğruyu göreceğiz. Senin dediklerini de yapmak masayı zorunda dinliyorum. Değilim. Masayı dinliyorum gözlerim kapalı. Açmak Doğan istemiyorum. Hanım, akabinde de masada yiyemediğim. Bunu savundu diye kirpiklerini ben sahte olduğunu düşünüyorum ve takma kirpikler. Evet, masada ilgilendirmez. Masada yiyemediğim sütlü tatlı. Yani şey söyleyeceğim bu arada bizi ilgilenmez ama. Ya takmaysa da takma ne var ki herkes takıyor. Ama doğal olduğunu savundu bize. Ha niye yani takmaysa da takma bunu niye söylemeyesin ki Duygu? Evet kesinlikle öyle zaten. O yakından doğal çekilmesini istiyorum söylüyorum. Ben. Kirpiklerim ısrarla doğal diyor. Ben o kadar anlamam zaten makyajdan da o kadar anlamıyorum ama doğal gibi de durmuyor. Bayağı çünkü çok takma kirpik gibi duruyor. Ümitcan benim Instagram'ıma bakmış kaç gündür zaten masada saçlarım, gözlerim, Instagram'ım derken konuşulacak yemek olmayınca konuşulan kadın oldum. We'll be right back.